Evet dostlarım, yeni bir turda daha beraberiz. Bugün Murat ve Emrah'la beraber Karabel geçidine geçeceğiz. Çağlarcan'ın üst kısmında. Orada kamp yapmayı düşünüyoruz. Onun için bir ön hazırlık. Çitlibi ile Çağlarcan arasında bir yer. 1400 rakımda, yanında Karadağ var. O da 2000 rakımlarında. Yakıtımızı aldık. Murat'la buluştuk. Şimdi yola revan oluyoruz. Hadi bakalım, tur başlasın. Emrah'la da buluştuk. Murat önde. Şu anda Kestikan Yaylası istikametinde Karabel geçidine doğru tırmanıyoruz. Karşı taraf Geyikbayır Çağlarca. Karabel geçidi de şu karşı oyun olduğu taraf. Oraya kadar motorla çıkacağız. Çıkmayı deneyeceğiz. Yol görünüyor ama tabii son halini bilmiyorum. Tırmanacağız. Bir de orada size önemli bir uyarım olacak. İnşallah unutmam. Orası biraz tehlikeli bir yer. Geyikbayır içinden gitsene Murat. İçinden giderim daha iyi. Biliyorum. Var mı gelen? Tamam, direkt giriyorum o zaman önden. Emrah'ı da tokatlıyorum. Hopa! Burası muhtarlık. Oha, sağa bak. Ana, vallahi giriyorduk arabaya. Ya bu var ya, kamera çeksin diye sağa sola bakıyorsun, önüne bakmıyorsun ya. Çok sıkıntı arkadaş. Geyikbayır'ın içinden geçtik. Gördüğünüz gibi Antalya manzarası süper. Buradan geriye döneceğiz. Araç yok ise. Eskide kalmış. Evet Murat. Arkadaşlar Murat'la Intercom'dan bağlıyız şu anda. Bu seviyeye kadar çıktık. Şu anda Koz Ağacı Mahallesi'ne doğru geçiş yapacağız. Yol sağdan serbest. Sol taraf Trebenli'ye gidiyor. Buralar bu arada Sivridağ Milli Parkı. Sağ tarafımız Karadağ olacak. Böylece bilgilendirmiş olayım. Daha yukarı. Ele'ye gelmek üzereyiz. Antalya'da şöyle bir şey var. Hep isimler birbirine çok yakın. Koz Dağı, Koz Ağacı. Öyle olunca da bizim aklımızda yanlış kalıyor isimler. O yüzden aklımıza sığınıyor. Evet, şu karşıya gideceğiz. Daha doğrusu oranın arkasına. Şu aradan da Likya yolu, yürüyüş yolu geçiyor aşağıya doğru. Evet, bundan sonrası artık toprak yol. Şuradan bir Antalya manzarası yapalım. Antalya manzarasına bak. Aynen. Evet, burası Sivridağ Milli Parkı. Evet arkadaşlar, gene her zaman olduğu gibi bir demir kapıyla da karşı karşıyayız. Ama hop, aşağı gidiyor. Yok, dur. Hop. Bana mı? Ne yapıyorsunuz? Ya işte büyüyünce de oyuncaklar böyle oluyor. Gel.
Murat, sağ tarafında kartallar var. Sağda dur. Sağda dur abi. 8-10 tane kartal var. Arkadaşlar şu kartalları görüyor musunuz? Durun, onları zoomlamam lazım. Arkadaşlar kartalları gördük, çekmek için durduk ama hepsi kaçtı. Şimdi onları bekliyoruz. Grup yayılıyor. Şey olabilir mi? Burada yayılacağız. Şuralar çok güzel. Az önce bu tepedeydi. Kartallar çok sürü halde gezmez diye biliyorum ama. Ya 10-15 yani yırtıcı kuş, büyük kuş ama atmaca veya doğan olabilir. Dinlenme bitti. Karabel geçidine doğru tırmanmaya başladık. Çok net görünüyor. Kozda Mahallesi aşağıda. Sivri Dağ. Yola devam. ...1200 metredeyiz. Aynen. Evet arkadaşlar, buraya ilk defa Atilla Güney abimle gelmiştim. Beraber keşfetmiştik onunla. Tam burada bisikletle batmıştık. Atilla abi, hatırlıyor musun? Videoyu seyrediyorsun biliyorum. Tam battığımız yerler. Seni özledik abi. Antalya'ya gel bir an önce. Karabel geçtiğine doğru yaklaşıyoruz. Sağ taraf kar çukuru olması gerekiyor. Birazdan gene bu yollardan. bizim oğlan gene yerinde durmuyor ya. Abi. Şu arka tarafta Likya yolu var. Eski, aynen şu arka tarafta eski Likya yolu var. Süper ya. Ne güzel yerler. Evet, güzel kamp yeri daha bulduk. Bizden önce birisi gelmiş. Burada kamp yapmış, ateş yakmış. Çok güzel. Yani insan duygularını anlatamıyor buraya gelince. Burası Karabel Geçidi. Sol taraftan iniyoruz. Yol ikiye ayrıldı. Şu anda nereden gideceğimizi bilmiyorum ama soldan diyor Murat. Bir soldan gidelim. Dur, Emrah'ı bekleyelim. Emrah gelmedi. Buralarda bir çeşme olacak. Mezarlık var. Evet, buralarda eski Likya yolu. Bu arada muhteşem yerler ya. Abi aşağı doğru iniyoruz ama bir yanlışlık var bu işte. Yukarıda olması gerekiyor. Burası Trebenle tarafına inen yol olabilir. Geliyor. Sağ tarafta ağıl var. Kimse yok gibi olsaydı bizi karşılarlardı şimdiye kadar. (Gülüyor)
Evet arkadaşlar, şuranın güzelliğine bakın. Evet. Çok güzel. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Süper. Vallahi. Şey söyleyelim bizim kilodaki arkadaşlara, evet, gruptaki hep beraber gelelim buraya. Gelelim. Çünkü kamp da kalmıyor. Evet, zaten kamp geliyor. Engelletmen gerek, kusura bakmasın. Yok, burada buraya gelmez engelek. Şurada ateş yakarız. Ay, iyiydi bu. Muhabbete bak. Şurada iki tane çadır var ya. Nerede? Böyle şey çadırlar var. Çadır. Ya şey. Ağı var. Ağı var. Oturun. Ateş yerim şu yapın. Buraya çok oturmuşlar. Adamlar dönmesin diye kesmişler bak. Şeyler... Abi adam zeki. Bunu yapan adam. Şey diye. Kesin buraya gelen arkadaş mühendis. Kesin motoruyla gelmiştir. Motoruyla gelmiştir. Mühendis. Kimse o çabuk kendini söylesin. Dostlar. Muhteşem bir yerdeydik. Biraz yayıldık. Ama güzel yayıldık. Çiçek, böcek, kuş sesleri harika. Yani şöyle olduğum yerde biraz dönüyorum. Toplanma zamanı geldi. Buradan biraz daha Çitli bir tarafına geçeceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar. Oradan tekrar bu yola gelip buradan Likya yolundan Çağlarca'ya doğru ineceğiz. Trebenna mıydı? Trebenna'ya. Trebenna'ya ineceğiz. Trebenna'dan da... Biraz da Trebenna'da oyalanırız. Evet. Ondan sonra Sosyete Pazarı, Çakırlar tarafına doğru ineceğiz. Haydi bakalım. Murat gel gel. Nereye gittiğini ben de bilmiyorum ama gidiyor. Yola çıktım. Vallahi yola çıktım. İşte bu ya. İşte motor bu. Helal. Emrah da geliyor. İşte bu. Hadi bakalım. Yolun bitiş noktası burası. Hatta sağ... Git abi, gittiği yere kadar. Biz şeyin içinden geçmiştik. Buradan aşağı iner miyiz, inemez miyiz? Tam olarak bilmiyorum. Birazdan bir kararlaştıracağız. Karşı tarafta Hisar Çandır. Üst kısımda Sarı Çınar Vericisi. Tam şu önümüzdeki dağın hemen şurada, şu karşıdaki dağın yani yamacında antik şehir var. Da Çitli bir Yarbaş Çandır yolu geçiyor. Buraya ben Yoldaşlar Pedal grubuyla gelmiştim ilk defa. Aşağıdan gelmiştik. Şu aşağıda düz ahşap bir yer var. Orada bir abi bize közde çay ve ceviz ikram etmişti. Bunlar da ceviz ağaçları zaten. Ancak bayağı da bir söylenmişti. Deli misiniz? Burada ne işiniz var bisikletle diye. Dedi ki ya biz geziyoruz ama dedi burada dedi engerek yılanları var çok sayıda dedi. Benim eşimi de burada engerek yılanı soktu.
helikopterle geldi 112 ekipleri panzer için demişti. Dedik yolda biz iki tane yılan gördük, acaba onlar mı diye tarif ettik. Tam da dediği gibi engerek yılanıymış, Anadolu engereği. Ama çok güzel yer. Ne yapalım, orada inelim mi aşağıya? Nereye iniyordur ki yol oradan? Haritaya bak bakayım bir. Şimdi şöyle, yol aşağı iniyor ama aşağıda bir dere yatağı var. Oraya yol açmalarına imkan yok. Yani biz bisikleti sırtlayarak inmiştik aşağıya. Şey, aşağıdan çıkmıştık bu tarafa. Buradan. Peki nereye gidiyor? Aşağıda gidecek bir yer var mı? Yok. Aşağıda yol yok yani. Mantıken gitmemesi lazım. İnsan bir haritadan sorsaydı. Bir bakalım. Olanlar oldu. Aşağı inmeye karar verdik. Yani eğer çıkamazsak çıkamazsan bari hepimizin motoru aşağıda kalmaz. Tamam. Arka çok kötü kayıyor. Burası düz değil biraz. Oya dikkat etmek lazım. Ses ne lan? Abi iyi şu anda. Bakıyorum. Buraya kadar iyi iyi. Bak. Evet dostlar, yol, aha aşağıda şey göründü, yarbaş çandır yolu göründü. Evet, yarbaş çandır yolu aşağıda ama zannetmiyorum aşağıda bağlantı olsun. Abi baksana şuraya, nasıl geçeceğiz oraya? Yol bitiyordur şuraya. He? %90 bitiyordur, mecbur. Bitti. Aynen. Evet. Bu yoldan Hiro bile gitmez abi. Hiro bile gitmez buradan. Ne yapacağız, o zaman geri döneceğiz. Motoru kaçırmasın aşağı. Dur, insanlık öldü mü? Dur. Aşağıdan çekelim mi? Yolun sonuna geldik. Şimdi geri dönüş açısı başladı. Kara kara düşünmeye başladık. Buralardan geri döneceğiz. Ama yolun sonu burası. Aşağıdan bir dere geçiyor, onu biliyorum. Şu aradan yol iniyordu aşağıya. Şu dalların arasından zikzak çizerek dere yatağına iniyorsunuz. Yürüyüş yolu. Oradan bu yola çıkarak geldiğimiz yoldan devam edilebiliyor. Yürüyeceklere duyurulur. Şimdi biz geri döneceğiz. Dur. Dur. İnsanlık ölmedi. Dur. İki zorlu kalkış. Arkadaşlar da tek tek çıkıyoruz çünkü çıkarken birisi kalırsa öbürü de arkasında kalacak mecbur. Güvenlik amaçlı. Buraya kadar gayet iyi. Devir 8-9 arasında şu anda. Bir saniye, şu anda sıkıntılı yere giriyorum. Burası biraz sakat gibi. Yok. Hadi gidiyoruz. Hop. Yatmadı. Ama durdum. Şu anda
Dur. Buradan gelip geçebilirsiniz bir kişi ama buradan nasıl kalkarım? Dur bakayım. Motoru geriye doğru bir. Ha? Aynen senin yatırdığın yer var ya sevdiğin. Oradayım. Ah. Şu sesleri duyuyorsun. Ya şey ineyim. Motor düzlemeye çalışıyorum ama. Yok. Bir saniye burada dursam. Çok kötü yerde. Tamam. Yok, dur. Şuraya bırakayım. Hafif yan yatırdım. Yok yok tamam. Dur. Ayakkabım bile çıktı lan. Ama yoldan çıktı o yüzden oldu yoksa. Siz durmayın tamam mı? Geçebiliyorsanız geçin yan taraftan. Geç geç. Geç geç. Hoppa. Evet. Düşe kalka. Şimdi. Kimse görmeden kaldırayım. Bunu kimse görmedi. İnterkom açık değil mi? Yok yok. Düştüm ama kalktım. Bekle bekle o güvenliği alıyor kendini. Ana gelmiş. Abi dur biraz soğuklanalım ya. Görüntüler bende. Var mı? Var var. Oh. Valla arkadaşlar. Biliyorum bize gülüyorsunuz ama. Şu çıktığımız yere bak. Yürürken bile tökezliyorum. Emrah plakayı aldın mı? Plakayı aldın. Bu ne lan? Hah toparladı. Murat düşerken bağır tamam mı? Düşüyorum diye. Yok önde alamam. Geliyorsun değil mi? Sıkıntı yok. Tamam.
Tamam. Hop. 2. Beni görüyor musun? Çatıların arasında kaldım. Sen devam et, devam et, devam et, devam et. Lan. Tövbe estağfurullah. Dur geliyorum. Dur. Dur bu boşalayım motoru. Dur da. Dur da geri kaçayım. Dur geliyorum abi. Şuraya düzü alacağım. Ya bilmeyenlerin eline veriyorlar bu oyuncakları. Biri sen, biri ben abi. Bekleyelim mi? Tamam. Gaz ver. Tamam. Arkadaşlar rampa aşağı inerken, çıkarken düştük, kalktık. Bayağı vakit harcadık. Karabel geçidinden aşağı inecektik. Ancak saat şu anda 17 oldu. Malum iftar saati. Şimdi yavaş yavaş bildiğimiz yoldan uzatmadan geri döneceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Murat ve Emrah'la beraber Karabel geçidine geldik. Ben ilk defa gördüm Karabel geçidini. Buradan devam etmiştik. Çok evet. Güzel kamp yeri bulduk. Mutlaka orada kamp yapacağız. Kesin. Çadırlar alıp geleceğiz. dönüşte aşağı inecektik ama vakit geç oldu. O yüzden buradan bir an önce Antalya'ya iniş yapacağız. Az önce çok güzel düştük. En güzel ben düştüm. İnşallah sadece geçmiş olsun demişsinizdir. İkinizin de düşüşlerinize şahit olduk. Tamam. Ama kayıt almadık neyse yine. Var var, kayıt da var. Var mı kayıt? Var. Tamam. Kayıt da var. Ben de kendi kendimi çektim. Ondan da sıkıntı yok. Vallahi biz çok eğlendik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha iyi turlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.